Ülkede okusak da bir şey olamayacağız. O yüzden yurt dışı hayalim var benim. Yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Zaten çok fazla üniversite açıldığı için baraj puanının bir anlamı yoktu. İyi yanı üniversite okumak isteyip de puanı yetmeyen öğrenciler için mesela bu iyi bir şans oldu. Zaten çok fazla üniversite açıldığı için baraj puanının bir anlamı yoktu. Yani bir farklılık oluşturmadı baraj puanının kaldırılması veya düşürülmesi. Aynı şey. Peki sizce bu durum üniversiteli işsiz oranını artıracak mı? Yani dediğim gibi üniversitelerin sayısı fazla olduğu için illaki artacaktır. Kalifiyeli kalifiyesiz bir sürü insan okuyacaktır illaki. Abla bence iyi olmadı çünkü organizelerde bütün liseli mezunlar hep organizede. Yani ülkede okusak da bir şey olamayacağız. O yüzden yurt dışı hayalim var benim. Yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Peki sizce üniversiteli işsizlik oranı artacak mı? Artacak. Türkiye'de okunmaz abla. Türkiye'de yaşanılmaz bile. Ama Silivri'de soğuktur. Bir yandan iyi ama bir yandan kötü oldu. İyi yanı üniversite okumak isteyip de puanı yetmeyen öğrenciler için mesela bu iyi bir şans oldu. Veya yetişkinler de bu sınava giriyor. Ama puanlı o kadar iyi olmuyor. Ama yine de tercih yapıp üniversiteye gitme hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar. O yüzden iyi. Ama kötü yanıysa bu sınava şu an ortalama her geçen sene daha fazla üniversite öğrencisi giriyor. Ve artık üniversiteye hazırlanmak isteyen kişiler giriyor. Ve artık kimin ne için girdiği veya ne yaptığı artık tamamen belirsiz oldu. Bazıları yalnızca kendini denemek için giriyor. Bazıları ise öylesine giriyor. Ülkede aşırı derecede üniversite okuyan kişi sayısı çok fazla arttı. Ve boş zamanlarını üniversite için uğraşaraktan geçiriyorlarmış gibi. Ama kesinlikle öyle değil. Üniversiteyi okuyorlar ama mezun olduktan sonra gittikleri yer hiçbir şey oluyor. Hani... Artık fabrikalar bile üniversite mezunu kişiler istiyorlar. İnsanların zanaatkar olup olmadıklarına bakmıyorlar. Bence iyi olmadı. Herkes üniversiteye alacaklar. Kimse mezun olamayacak. Mezun oldukları zaman olsalar da boş gezecekler. Ben endişeliyim yani. Aslında çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten baraj puanı çok yüksek değildi ve bunun kaldırılmış olması... İyi puan yapan insanların pek bir şeyi olmayacak ama düşük puan yapanlar zaten belirli üniversiteye yerleşeceklerdi. Yani çok etkisi olduğunu sanmıyorum ama iyi bir şey de değil. Daha fazla yerleşen kişi olacak ve bu yerleşen kişilerin puanları düşük olduğu halde puanı yüksek birçok kişinin önüne geçmiş olacaklar. Biz geçen sene kazandık üniversiteyi. Biraz zor oldu bizim için. Bu sene düşünce haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi emeğimizle bir şeyler bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bu senekiler daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Peki baraj puan düşürülmesiyle sizce üniversiteli işsiz oranı artacak mı? Bence oran artar çünkü daha düşük seviyedeki insanlar aynı okulda bizimle. Yani daha düşük alsa bile bizimle okuma şansı kazanacak. Böyle olacak. Yani bu üniversitenin başarısını da etkiler. Etkiler. Evet. Yani tam olarak buna bir şey diyemem iyi veya kötü. Ama üniversite sınavına hazırlanan insanların mesela verilere göre yaklaşık 1 milyona kadarı barajı geçemiyordu. Onlar için yani iyi olmuş da olabilir. Çünkü nitelikli işçi yetiştirmek amaçlanıyor olabilir. Yani nitelikli işçi de şöyle eskiden lise diploması istiyorlardı. Şimdi de üniversite diplomasıyla giriş istenebilir. Yani gene yüksek mesela hukuk alanında veya bu tür tıp, fizik, matematik alanlarında zaten gene çalışan insanlar gidebilecek diye düşünüyorum. Alt kesimde yani meslek yüksek okullarına gidebilir. Oralarda eğitim görerek daha nitelikli bir işçi olarak çalışabilirler. Yani kendilerini daha iyi eğitebilir. Bir nevi meslek lisesinin ya master gibi düşünülebilir. Yani bu şekilde düşünüyorum. Peki sizce üniversiteli işsizlik oranı artar mı? Yani illaki artacak. Şimdi şöyle de insanlar oluyor. Ben diyor üniversite mezunu oldum diyor. 2 veya 4 yıllık bu fark etmiyor. Yani baraj puanını bilmiyorum tam hangisi eşitleniyor. Ya ona göre diyor ben mesela mezun oldum diyor. Ama iş bulamıyorum. Yani üniversite okudum diyor. Mezun oldum, iş bulamıyorum. Ne olacak şimdi diyor. Yani şikayet ediyor sürekli. Ama kendini geliştirmemiş, hiçbir konuda yeterlilik sahibi değil. Hiçbir proje falan yapmamış ya o iş üstünde. Ondan sonra işsizim diyerek şey yapıyorlar benim düşüncem böyle.
Bence çok iyi oldu. Hem böyle gezebilir, çalışabilir. Çünkü üniversite puanları varken o puanı geçmek için sürekli bir çaba sarf ediyorduk. Ve geçemediğimiz zaman da üzülüyorduk. Bence çok iyi oldu. Hak eden hakkını buldu diyelim. Peki sizce bu durumda Türkiye'de üniversiteli işsizlik oranı artacak mı? Bence azalacak. Bayağı azalacak. Çünkü üniversite okumak isteyenler üniversiteyi kazanamıyor. Ve BİM'de çalışıyor, A101'de çalışıyor. Bence en doğrusu bu oldu. Üniversite baraj puanı kaldırıldı. Sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu? Kötü oldu. Peki neden? Nasıl desem, şimdi bir sürü insan biliyorsunuz buralara geliyor. Kayseri olsun, Ankara olsun, her yer üniversite için. Hani buradan ev falan tutuyorlar. O barajı geçme konusu da var. Hani o barajı geçemeyince insanlar kötü oluyor. Biraz iyi oldu, biraz kötü oldu benim için ama benim için iyi diyelim. Üniversiteli işsizlik oranı artacak mı? Artacak. Buna göre artar. Bazıları çoğalır, bazıları azalır, artar ama. O kadar çalıştık. Çalışmamıza rağmen hani geçen sene öyle bir çalıştık ki, değil mi? Ya ben bir bayağı sene harcadım sonuçta. Benim için daha saçma oldu yani. Aynen. Şimdi mesela bizim hakkımız yeniyor desek doğrudur. Çünkü hani 190 alan bile hani o baraj puanı yüksek olduğu ihtimali hala yani girebiliyor. Biz onunla şeyiz. Peki sizce bu durumdan ötürü üniversiteli işsizlik oranı artacak mı? Yani artar. İlla ki artacak. Yani bir şey yapamayacağız o konuda ama. Aynen. Çünkü herkes üniversite okuyor ve işsizlik oranı o yüzden de artıyor diyorsunuz. Aynen. Bence kötü oldu. Çünkü yani baraj belirleyiciydi. Kalkmaması daha iyi olabilirdi. Peki, ben de şu an öğrendim zaten kalktığını. Peki sizce bu durum üniversiteli işsiz oranını artıracak mı? Ya zaten şu an çok fazla var. Kesinlikle arttıracaktır yani 4 sene içinde, hatta 2 sene içinde bile olabilir.